Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. YouTube kanalımda devamlı olarak içerik ürettiğim Photoshop serisinde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz layer ile çalışmak. Daha önceki Photoshop derslerimi izlemediyseniz onlara da bakıp bu sırayı takip ederseniz sizler için daha sağlıklı olacaktır. İlk önce Layer'da çalışmak için bir tane fotoğraf açıyoruz. File, Open, Ctrl ya da Command O kısa yolu. Örnek, şu fotoğrafı seçtim, aç dedim. Gördüğünüz gibi background olarak fotoğraf sağ tarafta Layer'da geldi. Eğer sizde Layer açık değilse Window'un altından şu Layer sekmesini seçmeniz yeterli. Bu şekilde açık hale gelecek. Kapalıysa dediğim gibi buraya gelin, tıklayın, açılır. Şimdi background olarak bir tane fotoğraf geldi. Gördüğünüz gibi bu kilitli olarak gelir. Bunun üstüne çift tıklarsanız bu kilidi açabilirsiniz. Fazla oldu. Ben çok bunu tavsiye etmiyorum. Yani layer 0'da çalışmak pek sağlıklı değil. O zaman fotoğrafın kendi orijinalinde çalışmış oluyorsunuz. O yüzden ben eski haline geri getireceğim. Ctrl Alt Z ya da Command Alt Z yaparak yaptığınız tüm işlemleri Photoshop'ta bir geri adıma döndürebilirsiniz. Ben bunu yapmak yerine buraya gelip sağ tıklayıp Duplicate Layer diyorum. Yani layer'ın bir tane kopyasını oluştur. Kopya katman diyelim, Türkçe yazalım. Okey. Katmanın bir tane kopyasını oluşturduk. Şu an buradaki Move Tool'dayım. Kısa yolu V. Kopya katmanın üstündeyken bunu istediğim gibi, bakın, hareket ettirebilirim, dolaştırabiliyorum. Farklı farklı şekillerde. Örnek, bu da normaldeydi. Modunu değiştirebiliyorum. Farklı farklı çeşitli modlar var burada. Yapacağınız işleme göre kullanabileceğiniz. Örnek, screen'e getirdim. Bakın, kopya katmanın yanındaki şu gözü kaldırdığım zaman background'ı görüyorum. Tıkladığım zaman kopya katmanı görüyorum. Layer'da şöyle bir mantık vardır. En üstte ne varsa her zaman size onu gösterir. Biz de bu kopya katmanı screen modunda getirdik. Ve opacity'si %100. Screen'de kalsın, opacity yani belirginliği katman için azaltıyorum. Bakın bu etki. Bu şu demek, background sizin bir fotoğrafınız masanın üstünde duruyor. Onun üstüne aynı fotoğraftan bir tane daha koydunuz. Ama ya, normal değil de screen, yani birazcık daha geçirgen bir halde, biraz daha şeffaf bir halde basılmış bir fotoğraf gibi düşünün. Onun da şeffaflığını buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şöyle bir etki vermesini istedim, birazcık daha parlak bir fotoğrafa etki yapmış oldu. Buraya kadar her şey umarım tamamdır. Şimdi layer'da çalışmamızın mantığı şu. Bu fotoğraf üstüne başka bir fotoğraf daha ekleyeceksem, yani herhangi bir tasarım ya da bir benzeri bir şey yapıyorsam, yine geliyorum. File, Open, masa üstünde bir tane şu enteresan fotoğrafım var. Aç dedim. Bu uyarı sizde vermeyebilir. Benim kendi renk ayarlarımla alakalı. Veriyorsa da okey deyip geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi fotoğrafta, bu sağ tarafta kalmış oldu. Bunu alıp deminki çalışma dosyamın üstüne getirmek istiyorsam tek yapmam gereken Shift tuşuna basılıyken, tabi burada background olduğu için normal layer'a çevirince bunu çevireceğiz. Shift'e basıp fotoğrafın üstüne gelip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi benim kendi fotoğrafımda buraya bir layer olarak geldi. Buraya üstüne tıklayıp Nezih'i fotoğrafı diye ismini değiştirebiliyorum. Şimdi bu iki fotoğraf arasında hem renk hem de tonlama arasında ciddi farklar var. Buradan mesela modu multiply yaptığım zaman
Gördüğünüz gibi birazcık daha tonlar, renkler birbirine yakın oldu. Şu kopya katmanı da kapatıp açabildiğime göre üstüne geliyorum. Bu size örnek vermek için de. Bunu da silmek için sağ tıklayıp delete layer diyebilirsiniz. Ya da üstüne gelip backspace'e basarsanız siler. Silmek istiyor musunuz diye soruyor. Evet diyor. Şu an benim kendi background ve nezih fotoğrafımla birlikteyim. Bunu yine istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. İstediğim herhangi bir köşeye vesaireye yerleştirebiliyorum. Ebadını büyütmek istersem Ctrl T ya da Command T demem yeterli. Ama eğer bir fotoğrafın boyutunu büyütecekseniz benim tavsiyem buraya gelip sağ tıklayıp bunu Convert to Smart Object, yani akıllı nesneye çevirin. O zaman en ve boy oranlarında değişiklik yaparsanız fotoğrafınızın kalitesi düşmeyecektir. Bu fotoğrafın üstündeyken Command T ya da Control T diyorum. Shift tuşuna basılıyken fotoğrafımı büyütüyorum. Şöyle kaydırdım. Ya da hafif şöyle çevirebilirim bile yani. Ya da buraya getirdim. Yani hani burada bir tasarım yapmıyoruz. Sadece layer'ın ne işe yaradığını sizlere anlattığım için burada da belki afişte bile kullanabilirim bunu. Kendimi şöyle kızcağızın kafasının üstüne getirip bıraktım. Bakın bu burada şu an duruyor. İstersen bunu şöyle hareket de ettirebiliyorum. En üstte nezih fotoğrafı dediğimiz fotoğraf var. Bu background'ın kilidini kaldıracağım sizlere göstermek için. Nezih fotoğrafını şöyle aşağı aldığım zaman bakın kayboldu. Çünkü üstte layer 0 geçti. Bunu açtığım zaman görüyorsunuz burada çıkıyor. Layer'ı bir aşağı aldığım zaman nezih fotoğrafı layer'ı, yani katmanın üstü olduğu için onu gösteriyor. Layer'da mantık budur. En üstte ne varsa size hep üstte gösterir. Yine Command-T'yi yaptım. Bu kendi fotoğrafım birazcık daha büyüteceğim. En ve boy oranları değişmesini istiyorsanız Shift tuşu her zaman için size hayat kurtaracaktır. Şöyle kızın yancağızına doğru inelim. Böyle iyi. Birazcık da açımı ayarlıyorum. Tıkladım. Buradan opacity'mi bakın düşürebiliyorum. Görüyor musunuz? Kendimi de bu layer'da şeffaf yapabiliyorum. İstiyorsam bu layer 0'ın da opacity'sini düşürebilirim. Gördüğünüz gibi. Burada modum tuple'ydi. Bunu darken, lighting etkilerini görüyorsunuz. Buradakileri deneyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Farklı farklı seçenekler var. Soft light vesaire. Color burn. Bakın. Multiply'da bırakacağım ben. Şimdi layer 0 dedik. Nezih fotoğrafı dedik. İki tane layer'ımız var, katmanımız var. Aşağıda normal fotoğrafımız. Geldik, bir fotoğraf daha koyduk. Bu sefer kendi fotoğraf. Mesela buraya bir şey yazmak istiyorum. Kısa yolu T. Ya da kısa yolu ezberlemek istemiyorsanız şu sağ tarafta şurada T harfi var. Buna tıklayabilirsiniz. Geldim yukarıya. Mouse'a basarak bir alan seçiyorum. Bu işlem bittikten sonra bakın yazı için başka bir layer oluşturdu. Buranın üstüne gelip layer ile çalışmak diye yazdım. Star Wars işte şeyini kullanıyorum, yazı karakterini.
boyutu, işte nasıl gözükeceği, fotoğrafın neresinde duracak, sağında mı solunda mı, bu da rengi. Mesela şu rengi tıkladım, bu renk olsun dedim, istedim. Ona göre de düzenlemiş oldum. Bu işlem bittikten sonra hareket tool'una geldim. Bakın burada layer ile çalışmak. En üst olduğu için bunu burada gösteriyor. Eğer şöyle yapsaydım. Şuraya alalım. Bakın kayboldu. Tekrar en üstte alıyorum. Yukarıda. Buradan yine bunu, pardon, şurada en yukarıda açıp kapatabiliyorum. Move tool'la istediğim gibi hareket ettirebilirim. Control ya da Command T yapıp farklı farklı ebatlarda ya da büyüklüklerde ayarlayabilirim. Neyse, bunu da böyle bırakalım. Gördüğünüz gibi farklı bir layer olarak burada karşıma çıktı. Bunları kapatıyorum. Fotoğrafın ilk hali buydu. Bu işlemleri bitirdim. Sonra Shift tuşuna basılıyken bu yaptığım layer işlemlerinin üstüne gelip tıkladım Shift'e basılıyken. İkisi tıklanmış vaziyette. Şu an bu alttaki dosyaya basarsam ya da Ctrl Command G yaparsam bunları bir grup haline getirecek. Create a new group diyor zaten. Tıkladım. Bakın. Aşağıdalar şu an ama sadece kapandı. Buna mesela poster dedim, ismini de değiştirdim. Buradan çalışabiliyorum şu an. İstersen bu aşağıya açıp tekrar kapatabiliyorum. Poster olarak buraya geldim. En yukarıya mesela bu layer 0 demiştik ya buraya. Bu layer'ın bir tane kopyasını alacağım. Command C ya da Ctrl C. Sonra da bunu taşıyıp yukarıya bırakacağım. Bakın gördüğünüz gibi, pardon, şöyle yukarıya taşıdım. Hepsini kapatmış oldu ama aşağıda her şey duruyor. Buradan da yine mesela bunun da opasitesini arttırıp azaltabiliyorum. Şunu da şöyle bir yere konumlandıralım. Hareketli olduğu için istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi açıp kapatabiliyorum. Grup halinde açıp kapatabiliyorum. En alttaki layer'ımda bunu da açıp kapatabiliyorum. Örnek bu tasarım bu şekilde hoşuma gittiyse File, Save As Deep herhangi bir yere, eğer bunu PSD olarak kaydedersem Layer PSD Photoshop dosyası, kaydet dedim. Kaydettim. Ya da bunu File, Save As, masa üstüne geldim. Burada JPEG, Layer JPEG dedim. Kaydet dedim. Buna da en yüksekte Large'deyken OK dedim. İşlemlerim bitti. Kapatıyorum tüm dosyaları. Kaydetme dedim. Şu an iki tane dosya var masa üstümde. Bakın bir tane PSD, bir tane JPEG. İkisini de seçiyorum. Sürükleyip Photoshop'un içerisine bırakıyorum. Aradaki farkları göreceksiniz. Büyük ekran yapalım. Bakın JPEG olanda, şuradan gelelim. Sadece background var. Demin yaptığım hiçbir layer burada yok. Sadece background. PSD olarak kaydettiğimde ise tüm layer'larım duruyor. Bunların üstünden başka bir düzenleme yapacaksam şu an üstüne gelip yapabiliyorum. Aynı şekilde bu grup şeklinde çalışma alanında burada duruyor. Katmanlarla çalışmak bu şekilde. Ayrıca bu katmanlar üstünden maskeleme yapıyoruz. Bir sonraki videoda onu da anlatacağım.
hem layer'ın hem de maskelemenin mantığı oturduğu zaman daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi katmanlar bir fotoğrafın üstüne koyduğunuz kağıtlar gibi düşünün. İstediğiniz gibi onların renklerini, şeffaflığını, görünme tipini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da o düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Mesela buradaki posterin, grubun bile bakın ne kadar gözükeceğini siz karar verebiliyorsunuz. Bu layer copy demiştim. Bunu da mesela şöyle aşağı aldım bu grubun içerisinde. Buradan bunu değiştirebiliyorum. Bir de nezih fotoğraf, nezih layer ile çalışmak. Bunu da şöyle yukarıya aldım. En yukarıda da yine o çıkmış oldu. Buradan açıp kapatabiliyorum ya da yandaki oka tıklayıp layer olarak tutabiliyorum. Benim anlatacaklarım layer'larla ilgili bu kadar. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda layer ve maskeleme ile alakalı eğitimimize devam edeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, insanlara iletmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa da lütfen aşağıdaki kısma belirtin. Yorum olarak belirtebilirsiniz. Photoshop eğitimlerime fırsat buldukça devam ediyorum. Benden özel Photoshop dersi almak istiyorsanız ya da kurslarıma katılmak istiyorsanız nezigozan.com iletişim kısmından benimle irtibata geçebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.